Ben bir şey soracağım. Şeyi çok merak ediyorum. Şimdi o çekilme kararından bir gece önce Ankara'da bir otelde bazı partililerle bir araya geldiğine dair sözcüğüne Aytun Çakın bir haber yazdı ki aynı Aytun haberlerini biliriz. Doğru kulisler de yazar. Var mı öyle bir görüşme? Benim bildiğim kadarıyla öyle bir görüşme yok ama partinin içinden işte çekilmesinin daha iyi olacağına ilişkin çeşitli görüşmeler yapıldığını biliyorum. Ama onun dışında başka partilerle görüştüğüne ilişkin... Yok, başka partiler değil, kendi parti yöneticileriyle. Evet, onu soruyorum. Evet, kendi partimizin yöneticilerinden genel başkanın işte çekilmesinin daha doğru olacağına ilişkin çeşitli görüşler. O zaman o geceden karar alındı aslında. Hayır, alınmadı aslında. Şöyle onlar fikirlerini söylemişler galiba, değil işte mi? İşte bu fikirler üzerine Sayın İnce Bek, tamam, genel başkan herkesin görüşünü aldı. Parti meclisinde konuşuldu, görüşüldü ama önden bazı partililerin buna ilişkin görüş bildirdiği de doğrudur. Ama dediğim gibi parti meclisinde de konuşulduktan sonra böyle bir karar alındı. Tabii biz hepimiz saygı duyuyoruz çünkü çok zor bir süreçti. Dediğim gibi burada bir itibar suikastı yapıldı. Peki siyaseten bir hata yaptığını düşünüyor musunuz çekilerek? Hayır, düşünmüyorum. Elbette ki düşünmüyorum. Çünkü bu kolay bir şey değil. Öyle mi? Evet, ben İpek Hanım bitirsin ama ben İpek Hanım'ın tabii burada ne söyleyeceğini düşündüğü de. Tamam. Bu kolay bir süreç değil. Şimdi şöyle bir şey var Semih Hanım. Eğer Sayın İnce çekilmeseydi bu iftira suikasti, bu iftira kampanyası bu şekilde devam edip gidecekti. O gün Sayın İnce çekilerek aslında bir şeye burada dikkat çekti. Dedi ki terör örgütleri bu işin içerisinde, terör örgütleri bir cumhurbaşkanı adayına iftira atıyor ve devletin burada beni koruması gerekiyor dedi. Zaten ondan sonra da Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi ve bu soruşturma süreci başlatıldı. Ve devlet elini attıktan sonra işte bu suçlular gözaltına alınmaya başlandılar, bu şebeke çökertilmeye başlandı, yakalanmaya başladılar. Ama biz 45 gün mücadele ettik bununla. 45 gün hepimiz söyledik. Ben gittiğim programlarda söyledim. Sayın İnce söyledi. Sayın İnce, Sayın Kılıçdaroğlu geldiği zaman bu özellikle troll meselesini gündeme getirdi. Trollerinizi üstümüzden çekin dedi. Çok fazla saldırıya maruz kalıyoruz dedi. Biz sokakta, medya kanallarında işte her yerde bunu söylemeye çalıştık. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Ama herkes elini kolunu bağladı. Peki, böyle bir şey güzel bizim linç edilmemizi ne yazık ki izledi. Şimdi şöyle yorumlar da yapılmıştı. Notlarım arasında var. Bu sahte görüntü yayınlandı diye adaylıktan çekilen Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olursa yine tabii belki de bir sürü benzer iftiralar gelecekti. İşte o zaman da Cumhurbaşkanlığını mı bırakacaktı? Demek ki İnce Cumhurbaşkanlığını hak etmiyormuş. Böyle yorumlar da yapılmış o dönemde. Olsaydı böyle, şimdi böyle yapılamazdı. Tabii ki arkamda bir kere devlet gücü var. Şimdi Memleket Partisi gerçekten halkın desteğiyle gelen bir parti. Bizim medya kanallarımız yok. Bizim işte medyada bizim için konuşan insanlar yok. Biz sosyal medyada gayet organik bir şekilde yürüyoruz. Paralı trollerimiz yok. Her şeyimiz organik. Bu yazılanlara bizim hak vermiyorum diyorsunuz. Kesinlikle yani hak vermiyorum. Çünkü arkasında devletin gücü, devletin desteği olan bir cumhurbaşkanına elbette ki böyle iftiralar atılamaz. Yani bu iftiraların atılabilmesi için gayet organik, arkasında halkın desteği olan, işte maddi gücü belli olan bir cumhurbaşkanı adayını seçtiler. Neden seçtiler? O da gayet belli. Bizi başından beri işte siz bölücüsünüz, siz bizim oylarımızı bölüyorsunuz dediler ve bu örgütlere karşı dik duruş sergileyen aday da içlerinde en hani bariz olan Sayın Muharrem İnce'ydi. Hiçbir şekilde hiçbir yerde lafını sakınmadan gayet açık bir şekilde söylüyordu. O yüzden bu işin bu tarafını görmek lazım. Yani diğer cumhurbaşkanı adaylarından ayırmak istiyorlarsa bu yönüyle ayırmaları lazım. O yüzden de bence burada bir alkışı hak ediyor. Yani bu yorumlardan ziyade bir alkışı hak ediyor burada Sayın İnce. Peki çekilmeseydi, bu yarışta yer alsaydı, biz bugün ikinci tura gidiyorken Sayın Sinan Oğan yerine İnce'nin etkisini mi konuşuyor olacaktık? Tabii büyük bir ihtimalle konuşuyor olacaktık. Çünkü Sayın İnce en başından beri oldukça güçlü bir adaydı. Memleket Partisi'nin kurulduğu ilk günden bu yana hep bizim Sayın İnce bizim Cumhurbaşkanı adayımızdı. Zaten üyelerimizin oylarıyla da kendisi seçilmişti. Gayet de bu yarışta iyi bir şekilde ilerliyordu.
söylemleri çok netti, ilkeleri çok netti. Gençler bizimle birlikteydi. Ama işte söylediğim gibi bu özellikle terör örgütlerinin bize attığı iftiralar, itibar suikastleri sebebiyle hepimizin elbette ki psikolojisi etkilendi. Kolay bir süreç değil ama hepsi sahteydi bir kere Semih Hanım. Yani o dekontlar sahteydi, işte jip iddiaları sahteydi. Görüntüler zaten sahte. Yani montaj bile değil. Başka insanların görüntülerini almışlar. Sayın İnce'nin görüntüsü gibi yayınladılar ve buna ilişkin büyük bir algı çalışması. Yani bu bir çete işi. Yani bu bir kişinin, iki kişinin işi değil. Zaten süreçte yakında sonuçlanacak. Bütün vatandaşlarımız da bizim nelerle mücadele ettiğimizi, nasıl bir sürecin içerisinde kaldığımızı görecekler. Ve bu süreçte farkındaysanız hep bize şu soruldu. Parayı nereden buluyorsunuz? Parayı nereden buluyorsunuz? Sayın İnce de her zaman dedi ki bizim hesaplarımız açık. Gelin bakın. Zaten nasıl bir kampanyayı yürüttüğümüz belli. Arabalarımız belli. Afişimiz, yani böyle büyük afişler bile asamadık. El broşürleri dağıttık. Ama aynı masada oturan, kendilerinin Millet İttifakı'nın masasında oturan ilgili partinin, Deva Partisi'nin mesela çok gösterişli binaları var. Özel mimarlar tarafından yapılıyor. Onlara kimse siz parayı nereden buldunuz diye sormazken Memleket Partisi'nin üstünde algı operasyonu yapıldığı için sürekli bize parayı nereden buldunuz, parayı nereden buldunuz? Ama bizim nasıl bir seçim kampanyası yürüttüğümüz ortada. Hesaplarımız açık ortada. Ama işte bu sahte dökontlarla, sahte haberlerle, sahte görüntülerle Memleket Partisi'nin ve Sayın Muharremci'nin üstünde çok büyük oyunlar oynandı. Ama vatandaş da bunları gördü ve görecek de. Yakında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonuçlandıktan sonra her şey daha net ortaya ve çıkacak. Ve siyasi hayatının kesinlikle bittiği yorumlarına katılmıyoruz. Kesinlikle bitmez. Çünkü neden? Kendisi 42-43 yıllık bir siyasetçi. Çok deneyimli bir siyasetçi. Ve Sayın Muharrem İnce'nin çekilmesi Türkiye'de aslında pek çok noktaya işaret etti. Dediğim gibi biz soruşturmanın sonuçlanmasını bekliyoruz. Soruşturma sonuçlandıktan sonra zaten Semih Hanım herkes görecek. Herkes nasıl oyunlar oynandığını, siyasetin ne kadar kirli bir alan olduğunu ve bu kirli alan temizlenmediği sürece de Türkiye'nin aydınlığa çıkamayacağını herkes bir kere daha görecek. Peki bu soruyu aslında şunun için de sordum. Çünkü şöyle bir iddia da var. Bu gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi, nasıl görüyorsunuz diye. İşte eğer Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan çekilirse ilerleyen günlerde acaba Sayın İnce CHP'nin genel başkanlık koltuğu için yarışa dahil olur mu? Bunu ister mi? Ben şimdi Memleket Partisi'nin sözcüsüyüm Semih Hanım. Böyle ama konularla bu iddialar da şimdiden konuşulmaya başlandı. Üye yapmazlar ki. Benim bu konuda giremez mi partiye? Mevcut haliyle üye yapmazlar mı Harimci? Benim bu konuda görüş bildirmem hani doğru olmaz. Çünkü sizin tahmininiz bir siyasetçi olarak. Yok. Sayın İnce'yi de yakından tanıyorsunuz. Ama burada şimdi Memleket Partisi sözcüsü olarak değil de akademisyen İpek Özkal Sayan olarak otursaydım gayet rahat bir şekilde kendi yorumumu tamam, yapardım. Tamam, o kimliğinizle yanıt veriyor halde. CHP'nin, CHP'nin başına geçmeyi bırakın. Bu hava devam ederse CHP'nin bir üyesi, bir milletvekili adayı bile olması hayal. Ben yine de alamadım cevabını İpek Hanım'dan. Hayır, şunu söylüyorum tekrar. Şimdi bu biz bir partiyiz, bir Memleket Partisiyiz. İkinci yaşımızı da yeni doldurduk. Biz genel başkanımızın her türlü arkasındayız ve biz gerçekten aile gibi bir partiyiz. Elbette ki biz Memleket Partisi olarak devam etmek istiyoruz. Memleket Partisi olarak Türkiye tarihinde üçüncü yolu açmak istiyoruz. Sayın Muharrem İnce'yi de bu seçimde olmasa da bir dahaki seçimde Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Bizim yolumuz belli ve yolumuz net. Bu şekilde cevap vereyim. Semiha, izninle birkaç tane şey söylemek istiyorum. Tabii. Bir, Muharrem Bey çok tecrübeli ama demek ki şu yetmedi. Ya CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıyken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de niye fazla gösteriyorsunuz diye CHP Genel Merkezi'nden aranıp kanalın genel müdürü kendi anlattı, bu kadar göstermeyin bu Muharrem İnce'yi demiş bir adam. Dolayısıyla şimdi CHP'nin o anlamda hoşuna gitmeyecek bir adaylık sürecini götürürseniz bu sıkıntı yaratır CHP'de. İki, uğradığı baskı doğrudur. Yani Meral Akşener'in 48 saatte başına gelenlerin kat ve kat fazlası 45 gündür dayak yiyorlar. Burada doğru. Şimdi bu 45 günün tamamına devletin çok müdahale etmesi, devletin bir kere belirli yerlerde müdahale etmesi gerekiyordu. Mesela
Şimdi bu sahte de konu şeyden başladı ya, daha adaylık için imza başladığında işte AK Partililer oy verecekle başladı. O yalanlandı vesaire. Bunların bir kısmı aslında şahsi suç, yani Muharrem Bey'in gidip şikayetçi olması gereken suçlardı. Şikayetçi oldu mu bilmiyorum. Hepsinden olduk. Ama şimdi şunu söyleyeyim. Ortada bir tane Muharrem Bey açısından sıkıntılı problem var. Arkasından yürüyen kitle bir önceki 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybolduktan sonraki, yani seçim kaybedildikten sonraki süreçte Muharrem Bey'i yeterince göremediği, özellikle seçim gecesi göremediğinden kaynaklı zaten bir sıkıntı yaşıyordu. Şimdi siz ikinci kere size güvenen, imza vermiş 100 bin kişi var, çok daha fazla kişi var. 130 bine yakındı değil mi Muharrem Bey'e ulaştı imza sayısı? 110. O 130 bin kişiyi bir anda bıraktığınız zaman yarı yolda, üçüncü bir kere size o şansı verirler mi? Yani arkanızda yürüyecek adam bulmakta zorlanır mısınız bilmem. Evet. Şimdi siyaset çok masraflı bir iş. Sayın Bakan çok iyi bilir, çok para ister siyaset. %3 ülke barajına geçebilseydi parti. Mesela İpek Hanım'ın söylediğinde şöyle bir şey var. Ya biz seçime girdik parti olarak. Ama Muharrem İnce çekilince biz de çekildik. Öyle anlaşıldı değil mi yani? Öyle, insan biraz öyle zannediyor. Yani bir günde, bir buçuk günde duyuramadık bunun çok sesimizi. Bunun en azından iletişimi vesaire biraz ani ve fevri alınmış bir karar gibi duruyor. Dolayısıyla da iletişim yapılmadığı zaman aslında partisi esas burada zarar gördü Muharrem Bey'in. Şimdi bundan sonra ne olur bilmem ama İpek Hanım'ın söylediklerinden ben şöyle bir şey çıkarttım. Muharrem Bey FETÖ PKK var demişti. Bir de bu işin siyasi bağlantıları mı çıkacak? Böyle mi bir şey anlamalıyım söylediğinizin İpek Hanım? Cevap vereyim. Şimdi teşekkür ederim. Şimdi aslında 2018 seçimlerinde Sayın Muharrem İnce'ye veri verilmediği için Sayın Muharrem İnce o gün televizyonda ekranların karşısına çıkıp açıklama yapamadı. Bugünkü seçimlerde de görüyoruz ki aslında o günkü Sayın Muharrem İnce'nin söyledikleri ne kadar haklıymış. Sayın Yavaş'la Sayın İmamoğlu çıktılar, açıklama yaptılar. Ne oldu? %51 alıyoruz, geçiyoruz dediler. Aynı şeyi o zaman yine Sayın Muharrem İnce için yapmışlardı. Seçim ikinci tura kalıyor demişlerdi. Ama kalmadığını görmüştük. Yani 2018'de yaşanan şeylerin aynısı bugün 2023 seçimlerinde tekrar yaşandı. O yüzden aslında o gece Sayın Muharrem İnce'nin vatandaşın karşısına çıkamamasının nedeni tamamıyla o dönemdeki partisiydi. Yoksa bir terk etmişlik, bırakmışlık gibi bir durum yoktu. Bugünkü duruma bakarsak ise bugünkü durum tamamen farklı. Çünkü bugünkü durumda bir çete saldırısı, bir terör örgütü saldırısı var. Ve bu terör örgütünün saldırısına dikkat çekmek için Sayın Muharrem İnce bu duruşu göstermek zorundaydı. Çünkü eğer bu duruşu göstermeseydi 45 gündür bizim her televizyon kanalında, her yerdeki bu haklı serzenişimiz bir türlü duyulmamıştı. Biz gidiyorduk, kişisel olarak başvurularımızı yapıyorduk, hukuksal sürece başvuruyorduk. Ama bunlar ne zaman sonuçlanacaktı? Ne zaman ki Sayın Muharrem İnce çekildi ve kendimi devlete teslim ediyorum dedi. Ondan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı işi eline aldı. Doğru söylemek İpek Hanım, gerekirse. Elbette haklı olmanın gücü vardır ama şimdi gelen sorulara bakıyorum. Akıl Çemberi hashtag ile Twitter üzerinden yazanlar, izleyicilerimiz de var. Şimdi bu gücü kullanarak mücadele etmek varken hani çekilmek kolay yol. Bunu seçmek değil mi? Kolayı seçmek değil mi? Çünkü değil. Hatta bunu memleket partili, bu benzer ifadeleri partililerden de duymuştuk. Hani size gönül veren o kadar seçmeni üzmeye değer miydi diye soruyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bu çok önemli bir karardı. Doğru, önemli bir karar. Şunu söylemem lazım. Aslında bu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonuçlandıktan sonra insanlar Muharrem İnce'nin ne kadar haklı ve doğru bir yerde olduğunu görecekler. Birazcık sabır diyoruz. Ama bunu diyoruz. Seçime gidiyoruz yani. Evet. Bunun varsa farklı ayakları önleri bir takım. Ben tabii şöyle, zaten basında bir takım şeyler yazılıyor, çiziliyor. Oralardan takip edilebilir. Konu yargı sürecinde olduğu için çok hassas davranmak lazım. Ben aynı zamanda üniversitede bakanım bilir etik derslerine de girdiğim için asla bu sürece müdahale edilmemesi gerektiğini biliyorum, çok iyi biliyorum. Hukuktaysa konu, yargı sürecindeyse açıklama yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka bu sürecin sonuçlanması lazım benim burada net şeyler söyleyebilmem için. Soruşturmayı iyice dahil olmam lazım, müdahil olmam lazım, avukatı olmam lazım. Çünkü benim de öğrendiğim bilgiler işte partide öğrendiğimiz şeyler, basından takip ettiğimiz şeyler. O yüzden basından daha çok aslında insanlar şunu merak ediyor. Evet, soruşturması
adli tarafı, süreç işlerken Sayın İnce de yoluna devam edip sonrasında haklılığı da ortaya çıktığı zaman hani bunu perçinleyebilirdi şeklinde. Bu çok mümkün olmadı. Bu çok da mümkün değildi. Çünkü dediğim gibi yani Sayın Muharrem İnce çekildikten sonra kendimi devlete teslim ediyorum dedikten sonra bu soruşturma süreci hızlandı ve yoğunlaştı. Önemli bir şey yaptı aslında. Çok da önemli bir şey yaptı. Neden? İnsanların dikkatini çekti. Sayın Muharrem İnce o sürece devam etseydi eğer bu kadar çok dikkat çekmeyecekti ve bunlar yine manipülatif işte bir takım algı operasyonlarıyla yok olup gidecekti. Ama Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi 13. Cumhurbaşkanlığı sürecine bir kara leke olarak işledi. Demokrasi ayıbı olarak işledi ve bu tarihten silinmeyecek. O yüzden de ben sırf buna dikkat çekmek açısından bile olsa çok önemli bir şey yaptığını düşünüyorum. Artık Türkiye tarihinde, Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir cumhurbaşkanı adayı terörist bir takım grupların saldırısına maruz kalarak bu süreçten el çektirilmek zorunda Peki. bırakılmıştır. Bu da dediğim gibi bir demokrasi ayıbıdır. Bu dilimde Sayın Selvi hem sizden hem de sizlerden eğer İpek Hanım'a direkt olarak sorularınız varsa alayım. Sayın Selvi geleceğim size ama siz İpek Hanım başından beri aslında almış olduğu bu kararın haklılığını dile getiriyorsunuz ve yapması Hı-hı. gereken buydu şeklinde konuşuyorsunuz. Evet. Hiç keşke demediniz mi? Şöyle ki tabii ki ben partimi çok seviyorum. Yani biz bir aile gibiyiz aynı zamanda Memleket Partisi'nde. Ben de çok emek verdim. Memleket Hareketi'nden beridir. Orada ilk kadındım zaten Sayın İnce'nin yanında yürüyen. Hepimizin çok emeği oldu. Çok zor günlerden geçtik. İşte maddi bir takım imkansızlıklarımız da var. Ama biz çok güzel bir aileydik. Elbette ki isterdim parti olarak daha yüksek oylar alalım. Ama mümkün olmadı. Ama bu bizim başarısız olduğumuz anlamına elbette ki gelmez. Biz yolumuza devam edeceğiz. Birbirimizin elinden tutuyoruz. En önemlisi bu. Acımızı da birlikte yaşıyoruz. Mutluluğumuzu, sevincimizi de birlikte yaşıyoruz. Çok güzel şeyler yaşadık. Daha da yaşayacağımıza inanıyorum. O sebeple isterdim parti sözcüsü olarak çünkü ben partiyi çok sahiplenen de bir insanım. Oradaki işte arkadaşlarımızla gençlerle de ilişkilerimiz çok güzel, çok Ses pozitif. Ses tonunuz, duygunuz değişti direkt olarak. Bu arada isterdim hani, tabii. Konu yargıdaysa açıklama yapmak aslında da doğru değil dediniz ya. Hı-hı. Fakat hani bir şey biliyorsanız ve kamuoyundan hani bunu saklamak yok, siyaseten ne kadar yok, doğru yok, acaba? Saklamıyorum zaten. Paylaşmak sizi daha güçlü kılmaz mı? Şöyle zaten takip eden hani süreci merak eden arkadaşlarımız girdiği zaman Memleket Partisi işte Muharrem İnce işte soruşturma süreci diye girdikleri zaman şimdi ki oradaki bilgiler ben kesin ve net olmadığı sürece burada ekran karşısında paylaşmayı etik bulmuyorum. Ne zaman ki netleşir tam olur ama bazı gözaltıları var. Twitter'da özellikle çok takipçili olan ve bu manipülatif süreci yöneten kişilerin yakalandığı, gün önce. Evet yakalandığını zaten herkes takip etti. Ben isimlerini de burada zikretmek de istemiyorum. O yüzden dediğim gibi internet üstünden takip edilebilir. Ben kendim manipülatif siyaseti, algı siyasetine, dezenformasyona karşı bir insan olarak böyle bir net bilgi olmadığı sürece elimde Haklısınız, bunu konuşmayı etik bulmuyorum. Memleket Partililer de hani belki daha doyurucu açıklamalar bekliyordur şu an diye. Sanırım kibarlık yapıp şey yani gözaltına alınanlardan biri bir partinindeki önemli isimlerden birinin ofisinde alındı galiba. Bir de Öyle diğer iki gözaltının bir siyasi partiyle ilgili galiba geçmişte üyelikleri, gençlik kolları, evet. görevleri vesaire var gibi bir bilgi bu mudur bahsettiğiniz? Evet, bahsettiğim bilgi bu ama dediğim gibi ben hani sürecin avukatı değilim, müdahil değilim sürece. O yüzden verdiğim bilgi %100 doğrudur doğru diyemem. Olmadığı sürece evet. ben konuşamam ama ilgili kişiler, bu Twitter'da bunu yapan kişiler, herkesin de çok bildiği kişiler bunlar yakalandı. Bir de Semih Hanım şunu söylemek istiyorum. Özellikle gençlere ve diğer vatandaşlara ne olur Twitter'da okuduğunuz her bilgiye inanmayın. Önce sorgulayın, bir araştırın, ondan sonra inanın. Çünkü korkunç bir dezenformasyon olanı oldu. Özellikle de bu seçim döneminde. Kesinlikle duyduğunuz bilgilere hemen inanmayın diyorum. Mutlaka araştırın diyorum. Kendi zihninizi, kendi algı dünyanızı Twitter'a teslim etmeyin. Özgür düşünün. Hiçbir şeye hemen inanmayın. Bunu medyadan da duysanız, işte medyanın ileri gelenlerinden de duysanız, Twitter'dan da okusanız
kesinlikle hemen algınızı bu yönde yöneltmeyin. Şimdi ben buna ilişkin çok bilimsel kitaplar falan okumaya başladım. Bu kadar şiddete maruz kaldıktan sonra işin bilimini ve ilmini yapmaya başladım. Hatta işte kontrollü gerilim stratejisi uygulanmış bize. Onu gördüm. Özellikle işte psikolojik bir takım savaşlar. Çünkü onlar bu işi çok bilimsel yapıyorlar. Ben de kitaplarını okumaya başladım. Algı yönetimi kitapları okumaya başladım. O yüzden de tavsiyem hem vatandaşlarımıza hem de gençlerimize lütfen Twitter'da gördüğünüz bilgilere inanmayın. Mutlaka araştırın, soruşturun ve zihninizi özgür bırakın. Peki, ondan sonra inanın. Ben tamamladım. Eğer direkt sorularınız varsa ya da sorunuz varsa İpek Hanım'a onu alalım ve devam edelim. Tekrar gündeme döneceğim. Sorun yok da İpek Hanım'ı tebrik ediyorum. Yine aynı dirayetle, aynı inançla burada memleket sorunlarına katılıyor. Benim siyasette benzer olayları yaşadığımız için Ecevit'in söylediği bir lafın tamlamasını yapmıştım. Ecevit derdi ki siyaset yapılarak öğrenilir. Ben de arkadan şunu eklemiştim. Demokratik davranışlar yaşanarak öğrenilir. Yani demokraside böyle hemen birileri sıkıştı mı bizim karşımıza etik çıkartırlar. Etik davrandığımızın farkında olmazlar. Size bunu söylerler. Şimdi Sayın İnce'nin istifa ederken, ayrılırken söylediği anahtar cümle var. Çok önemli. Dedi ki eğer ben ayrılmazsam yarın öbür gün Kılıçdaroğlu kaybettiği zaman fatura bana çıkacak dedi. Ben ayrılıyorum, buyurun kazan. Yani bu en önemli bir şeydi. Evet. Adres gösteriyordu. Ama bir realite var. Sayın Muharrem İnce'yi herkes başarısından dolayı, evet, ve tutturduğu ivmeden dolayı yaptı. Şimdi ben bir tek şu soruyu sormak istiyorum size. Sizin partinizde özellikle bu operasyondan sonra Memleket Partisi'nden istifa eden ve ayrılan bazı kişiler oldu. Olur yani onlar. Olabilir. Onların da bir araştırmasını yapmayı düşünüyor musunuz? Neden? Çünkü yarın öbür gün benzerleri sizin aranıza sızar. Tabii. Önemli. Aslında bir partide maddi durum çok önemli ama insan kaynağı da çok önemli. Yani işte son dönemlerde konuşulan bu entelektüel sermayenin en önemli bileşenlerinden bir tanesi insan kaynağı. Her partide oluyor bunlar, istifalar. Ama en çok Memleket Partisi'ndekiler konuşuldu. Kolay değil 2 yılda yoktan bir parti kurmak, maddi imkansızlıklar içerisinde, Covid döneminde. Biz 70'i aşkın ilde örgütlüydük, 500 tane ilçede örgütlüydük. Kurultaylarımızı yaptık, seçime girme hakkı kazandık, Cumhurbaşkanı adayımızı çıkarttık, 100 bin imza topladık. Bunların hepsi aslında yeni kurulan bir parti için büyük bir başarıdır. İstifalar olabilir ama istifaların yanı sıra yeni insanlar da gelecektir. Özellikle bu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın süreci sonlandırmasından sonra bizim ne kadar mağdur durumda kaldığımızı ve nasıl bir mücadele verdiğimizi gördüğü zaman ben yeni kanların, yeni vatandaşlarımızın da partiye gelip üye olacağına ve bizimle birlikte yönetim aşamasında da çalışacağına çok inanıyorum. Ama dediğim gibi şu süreç bir sonuçlandıktan sonra aslında herkes bizim ne kadar haklı olduğumuzu ve nasıl bir algı operasyonuna maruz kaldığımızı görecek. Peki.